Dev Lol ince sürpriz yarım küre açıyoruz. Eleven Surprise Pearl Surprise Limited Edition sınırlı sayıdaki bu Lol bebek yumurtasını ikinci kez açmak için yeniden karşınızdayız. Canlarım canım arkadaşlarım. Herkes orada mı, duyanlar duymayanlara haber versin. İkiz bebeklerimizi arıyoruz. Daha önce bize çıkan bebeklerin aynısı mı çıkacak, farklısı mı çıkacak, birazdan hep birlikte göreceğiz canlarım canım arkadaşlarım. Bu iki kardeş çıkarın bizi diyorlar. Ablacığım kurtar beni buradan, çıkar beni içinden. Kardeşlerim, kardeşlerim. Anga kardeşim, kardeşim çıkardık oradan. Acaba gerçekten sizin ikizleriniz mi çıkacak? Yoksa bizi bir sürpriz mi bekliyor? Eleven Surprise muhteşem güzel berrak bir deniz renginde olan inci serisine ait bu dev yumurtayı birazdan hep birlikte açacağız. Bu dev sürpriz yumurta hem de sınırlı sayıda üretildi ve ben bunun ikincisini açacağım. Harika rengi olan bu dev sürpriz yumurtayı artık açmaya başlayalım mı? Evet evet, hemen açalım. Bence de heyecanlıyım. Belki siz de heyecanlısınızdır. Doğru mu arkadaşlar? Açmadan önce gerileksi olarak Lol sürpriz bebeklerin yumurtalarını ne yapıyorduk? Şöyle bir çeviriyorduk. Wow, ne güzel çeviriliyorsun. Göbeğinin üzerinde dönen harika bir sürpriz yarım küre açıyoruz. Wow, harika görünüyor. Hadi şuradan açalım. İkizime kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Biraz sabredin. Önce şunları koparmamız gerekiyor. Oo, o kadar bekleyemeyeceğim. Çok sabırsızlanıyorum Gül abla. Biraz acele eder misin? Tamam İnci Deniz kızı. Seni birazdan ikizinle buluşturacağım. Çok heyecanlıyım. Topanın. Lol İnci Surprise açılıyor. Hadi bakalım açıyoruz. Açıyoruz hep birlikte. Yardım edin, biraz zor açabiliyorum. Çünkü bu paketi ilk kez biz açıyoruz. Daha önce hiç açılmamış. Açıyoruz. Açtık. Wow, yaşasın. İkinci kez açmış olmak beni çok heyecanlandırdı arkadaşlar. Evet, çünkü gerçekten ilk kez açmışım kadar heyecanlanıyorum. Aynı LOL bebek oyuncağından onlarca kez de açmış olsam ilk heyecanımı korumayı başarabiliyorum arkadaşlar. Çünkü LOL bebekler benim en yakın arkadaşım ve LOL bebeklerin simli olanlarını çok seviyorum. Ve wow, Buse'cim, senin kafan kadar büyük kocaman bir lensin varmış. Şimdi o lensle çıkan bebeklerimin şifrelerini hep birlikte... Dıt Gül abla, hayır, o lens bu seride geçerli değil dediğiniz duyar gibiyim ama o da ne? İlk katmada neler görüyorum? Küçük küçük inci şeklinde pearl toplar ama bu seçim bunları anlayamadım. Bebeklerimiz bu şekilde mi geliyordu? Hani sürpriz nerede? Bebekler bu şekilde çıkmıyordu bu seçim. Az sanırım bizim yaramazlar sabredemediler. Biz kutuyu aralayınca içeriye sıvıştılar. Olabilir anneciğim. O zaman sizi izleyici olarak yerlerinizi alıyorum. Ve pırıl pırıl parlayan inci topları kapış kapış bu seçimde kapıyoruz. Bakalım hangimizde ne çıkacak? 3 tane kapabildim mi? Evet, eşit bir şekilde kapabildik. Hadi o zaman önce onları açalım. Kardeşler üçer toplarını paylaştılar. Ben minik kardeş temsil ediyorum. Ben de ablayı. Kardeşim ilk önce ben açayım olur mu? Olmaz, ben küçüğüm, ben açabilir miyim ablacığım? Tamam o zaman ilk sen aç. Minik Leicester'ın 2 tane deniz yeşili, 1 tane de inci beyazı topu var. İnci beyaz topun içinde ne var çok merak ediyorum. Acaba kendi için mi yoksa ablası için bir aksesuar mı çıkacak? En sevdiğim sandaletlerden. Altı hasır, üzeri soft pembe, harika bir sandalet. Hem de burnu açıkmış. Lil Sister'ımın deniz yeşili rengindeki pearl yumurtasını açıyorum. Buse'cim. Wow, şeffaf bir tişört. Bu güneşten korunmak için harika bir tişört. Mayo değil, günlük kullanım için uygun olan bir tişört de değil. Güneşlenirken yanmamak için giyilen harika bir tişört. Ve üzerinde 2 tane de deniz kabuğu resmi var. Lil Sister'ımın son deniz yeşili rengindeki pearl yumurtasını da açıyorum. Bir top diyorsun, bir yumurta diyorsun Gül abla dediğinizde duydum yani. Kulağımdan kaçmıyor arkadaşlarım. Evet canlarım, canım arkadaşlarım, biraz uzattım. Neden? Çünkü bu benim en sevdiğim Sleeping BB'de görmüş olduğum ve hayran kaldığım harika bir çift pabuç daha. Bunlar da sandal etmiş. E tabii ki Gül abla, yaz günü çizme giyecek halleri yoktu. Dediğinizde duyar gibiyim. Bu pomponlu çizmelerden petslere de çok fazlalıkla çıkıyor. Ben kreasyonumu tamamladım. Şimdi Buse'de sıra. Ablanın yumurtalarını hemen açıyorum. İlk olarak deniz yeşili rengine toptan başlayalım. Wow! Bir bikini altı. Hem de fırfırlı, çok şirin. Altı su yeşili. Üzeri de parlak pembe fırfırlı. Çok şirinmiş. Kreasyonun ilk parçası bikini altı. Bikini üstünün sende olduğunu düşünüyorum. Yoksa böyle miydi Buse'cim? Bunu öğrenmek için inci beyazı rengindeki ikinci topumu açıyorum. Oo, o da ne? Bir bikini altı daha. O da ne? Peki bu bikini altının üstü bendeki olabilir mi? Bence öyle. Böyle mi? Arkadaşlarım canım, arkadaşlarım, uyum yakalayabildiniz mi? Bence bu bikini altının üzerine beyaz bir mayokini çok da güzel olurdu. Bunu öğrenmek için üçüncü ve son inci beyazı rengindeki topumu açıyorum. Dın 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 dın, ne çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. İki tane bikini altımız var. Bir tane, her ikisine de uyumsuz olan bir üstümüz var. Ve Buse çoktan açtı ve evet canlarım, canım arkadaşlarım. Ve son toptan harika bir bikini üstü çıktı. Altı tane sürpriz inci top açtık.
Şimdi ikinci katmana geçelim. Bu da ne Buse'cim? Kocaman bir deniz kabuğu. Hem de iki renkli. Pembe ve sarı. Acaba içinden ne çıkacak? Soft sarı ve soft pembe renkte. Bir o kadar da ağır, harika bir deniz kabuğu. Bakalım içinden ne çıkacak? Bu bir banyo bombası. Üzerindeki jelatini soyup onu hemen suya salmak istiyorum. Patlayışını hep birlikte heyecanla ve keyifle izleyeceğiz. Ve kutunun içinden bakın nasıl bir sticker çıktı. Sanırım bize çıkacak olan bebekler bunlarmış. Saçların rengi mi değişiyormuş arkadaşlarım? Saç renklerini bırakın da saç modelleri bile aynı değil. Sanırım yanlış alarm arkadaşlarım. Bebeklerimiz aynı değil, yani ikiz olmayacaklar. Hay Allah arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, sizi unuttum derken gerçekten doğru söylüyormuşum. Peki bu sticker sıca yapışkanlı mı? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Yine de kontrolümüzü yaptık ve yapışkanlı olduğunu gördük. Banyo bombası deniz kabuğunu patlatmak için yarım kürenin kapağını ve bu yarım küreyi kullanacağım. İçine su dolduralım. Deniz kabuğu şeklindeki banyo bombamız o kadar güzel ki ve harika dönüyor. Şeklinin bozulmasını hiç istemiyorum. Suya atmaya kıyamıyorum. Wow, buradan çok güzel sesler ve kokular geliyor. Neler oluyor burada? Crystal Bunny, işte buradan geliyor. Harika bir deniz kabuğunu birazdan patlatacağız. Deniz kabuğum çok ağır, bana yardım et ve onu suya atalım. Pembe taraf senin olsun. Sarı taraf benim. Ve onu birlikte serin sulara gönderelim. Wow! Sesi duyuyor musun Bunny? Ne güzel köpürüyor. Ne güzel ahenkle dans ediyor suyun içinde. Banyo bombamızın çıkarmış olduğu renkler çok güzel. Ve onu izlemek çok eğlenceli. Renk bir oralete dönüştü. Hadi seni suyun derinliklerine göndermek istiyorum. Her yerin erisin. Patla ve içindeki sürprizi bize göster. Görünmeye başladı. Yeşil bir şey gördüm arkadaşlar. Siz de görebildiniz mi? Kıralım mı? Yoksa tamamen erimesini bekleyelim. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Kırmayı deneyeceğim. Ama kıramıyorum. Hala şekli bozulmadı ve renk biraz daha canlandı. Banyo bombasını sürpriz deniz kabuğunun üzerinden keserek çıkarmayı deneyeceğim. Kendimi bir arkeolog gibi hissediyorum. Kazı çalışması yapıyorum ve içindeki gizli hazineyi bulacağım. Evet, bir parçasını gördük. Hadi orayı birazcık kazıyalım. Harika bir deniz kabuğu bulduk. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Hem de pearl. Onu hemen temizleyip geliyorum. Harika bir pearl surprise inci deniz kabuğu açacağım. Ama biraz üzünlüyüm arkadaşlarım. Çünkü onların ikizlerini bulamadık. Yanlış ikizler gelmişler. Neredeyse büyük bir faciaya sebep olacaktık Buse'cim. Aslında değiller, kendilerini ikiz zannedeceklerdi. Deniz kabuğunun kapağını açalım ve kardeşlere kavuşalım isterdim ama Buse'cim bir sürü sürpriz poşetimiz var. Poşetimiz var. Ve içine su giriyor mu demiştim. Evet, endişelenmiştim. Gerçekten giriyormuş. Ama girmesi bizim için ne ifade ediyor? Hiçbir şey, çünkü bebeklerimiz sürpriz poşetlerin içinde. Hemen açalım. Evet, bu minik poşeti açarak başlıyorum. Öncelikle minik poşet açıyorum ve içinden wow! Zaten daha önce bizde vardı. Evet, ikiz biberonları bulduk. Biberonumuzun ikizi var. Ve şimdi ikinci sürpriz poşetimi açıyorum. Wow! Yok artık. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, yaşasın, ikizler buluştu. Arkadaki kardeşlerimizin de ikizleri var. Onları da başka videoda buluşturacağız. Minik Lee sisterlarım harika görünüyorlar. Onları hemen bakım odalarına alalım. Ve şimdi sırada acaba ablamın da ikizini bulabilmiş miyiz? Birazdan göreceğiz. Wow wow arkadaşlarım, pearl surprise, lol surprise. Işıltılı, inci gibi parlayan saçıyla bebeğimiz karşımızda. Abla! Vay canına da, vay canına. Vay canına da, vay canına arkadaşlarım. İkiz bebeklerimiz çıktı. Bebeğimin ikizi bulundu. Yaşasın. İkizler gelin gelin, aklıma fikir geldi. Zaten kreasyonumuzda iki takım yok mu?
Siz de ikisiniz. Hadi o zaman bu cicik kıyafetleri paylaşın ve giyin. Bu benim. Bu da benim. Bu ikisini ben aldım. Bunları da ben aldım. Beyaz ayakkabıları da ben aldım. Ben hazırım. Ben hazırım. Ya ikiz olmak böyle bir şey galiba. Tamam. Önce sen konuş. Hep böyle mi olacak? Kardeş Ezim, bir susar mısın? Hayır.